28 Şubat davasıyla birlikte 12 Eylül'de de gözler sivillere ilişkin ikinci bir soruşturma yapılıp yapılmayacağına çevrildi. 12 Eylül davasının görüldüğü 12. Ağır Ceza Mahkemesi bu çerçevede darbe yönetiminin en üst karar alma organlarında görev yapan sivillerin isimlerini Genelkurmay Başkanlığı'ndan istedi. Genelkurmay'a gönderilen yazıda Bayrak Harekat Planı içerisinde yer alan Sivil İşler Koordinasyon Grubu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin kimlerden oluştuğu soruldu. Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği duruşmadan 10 gün önce mahkemeye o yazıyı gönderdi. Yazıda Genelkurmay'ın arşiv kayıtlarında bu kurumlarda görev alan isimlere ilişkin herhangi bir bilgi ve belge olmadığı ifade edildi. Bayrak Harekat Planı içerisinde yer alan Sivil İşler Koordinasyon Grubu'nda darbe sonrası askerle birlikte çalışacak bürokratlar ve sivillerin isimleriyle görevlendirilmelerine ilişkin detaylar yer alıyordu. Genelkurmay'dan gönderilen yazı bu isimlerle ilgili başlatılması muhtemel soruşturmayı doğrudan etkileyecek. Cevabi yazı ile ilgili konuşan müdahil avukatı Ömer Kavili, Genelkurmay'ın belgeyi mahkemeden gizlediğini öne sürdü. İtiraz edeceklerini söyleyen avukat Kavili, Genelkurmay yetkilileri hakkında 27 Eylül'deki duruşmada suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. 27 Eylül'de yapılacak duruşmada önce bu itirazı değerlendirecek olan mahkeme ardından savcının esas hakkındaki mütalasını dinleyecek.